güneşi arabayla çiğnemeden önce de böyle bekledin değil mi karanlıkta? Ne kadar bekledin? Bir saat, iki saat. Ha? Beni ancak böyle yıkacağını biliyordun ama değil mi? Çünkü beni sen daha fazla zarar veremezsin ama işte güneş bunu hiç hak etmedi hem de hiç. Seninle olan problemi halletmek için güneşe zarar vereceğimi mi düşündün gari? Ne oldu, niye sustun? Hı? Sen bile inanmıyorsun değil mi kendi yalanına? Ne olacağını sanıyorsun Haluk? Yaptığımı itiraf edeceğim. Sen de kafamı sıkacaksın ve rahatlayacaksın, öyle mi? İtiraf et, sonra düşünürüz onu. Bu kadar çaresiz olduğunu bilmiyordum. Çaresiz değilim. Silah bende. Delilin var mı? Ben polis değilim. Senin yaptığını anlamak için delil toplamaya ihtiyacım yok. O zaman ben de diyorum ki ben yapmadım. Yalan söylüyorsun. Tamam. Ne bekliyorsun o zaman? Çek tetiği, sık kafama, bitsin bu iş. Yapamam sanıyorsun değil mi? Yaparsın. Yaparsın. Benim yaptığımı düşünmek kolay geliyor çünkü sana, yaparsın. Düşmanın değil miyim nasılsa? Çekersin tetiği, biter bu iş. Ama vicdanı seni rahat bırakır mı? İtiraf et. Adam gibi itiraf et, erkek gibi itiraf et. Biliyorsun değil mi? Herhangi biri olabilir bunu yapan. Sokaktan geçen biri olabilir. Alkollü bir adam olabilir mesela. Karanlıkta çarpıp kaçan birisi olabilir, herkes olabilir. Ama o zaman vicdanı seni geceleri rahat uyutmaz. Çünkü güneşin bu halde olmasının asıl sebebi sensin ve bunu bal gibi biliyorsun. İtiraf et! Ben de olsam sonuç değişmeyecek. Güneş komada. Çünkü düşmanları olan bir adamla evlendi. Güneş komada çünkü senden boşanmak istediği için o evi tuttu. O evin önünde de sarhoş adamın teki ona çarptı. Kaçtı gitti. Güneş komada. Çünkü sana aşık oldu, İstanbul'a geldi peşinden. Görüyorsun değil mi? Ne kadar kazırsak kazıyalım, altından hep sen çıkıyorsun. Hep sen. O silahı da aslında kendi kafana dayaman gerektiğinin farkındasın. Diye sana samimiyetle bir şey itiraf edeyim mi? Karın için gerçekten çok üzüldüm. Ya Ali'cim, moralini bozmak istemem ama seni bile dinlemeyip çekip giden bir Selin'i biz nasıl toparlayacağız? Bilmiyorum Tuğçe. Aklıma bu geldi. Tamam bak, olaya profesyonel bakalım biraz. Bir tane görevimiz var, o da Selin'in moralini yüksek tutmak değil mi? Nasıl bir profesyonellikten bahsediyorsun? Ya biz palyaço muyuz? Hayır, sen insanları eğlendirmek üzerine master falan yaptığında bizim mi haberimiz yok? Hah, kurabiyeler oldu. Neyse ki Nazlı iyi görünüyor en azından. Ya o da mı iyi değil? Ben bir yardım edeyim Nazlı'ya. Uzanayım. Harika. Mükemmel bir gece bizi bekliyor yani. Ali kardeşim bak, sen hiç moralini bozma. Biz bu gece şimdi Selin gelince güzel bir sohbet falan açarız. Hatta sessiz sinema falan oynarız ha? Ha bu yani. Sessiz sinema. Bravo ya. Ne var abi, eğlenceli değil mi? Arkadaşlar, sizi buraya kavga edip ortamı gerin diye çağırmadım. Geldi. Yani doğal davran bak, doğal davran. Aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş? Aa, canım arkadaşım Selin, seni ne kadar özledim ben. Gel bir sarılayım sana. Canım benim. O değil, zayıflamamış mı ya? Tığ gibi kalmış. Maşallah manken ha, manken, manken. Maşallah. Hoş geldin canım.
Selin ikizim hoş geldin. Hadi gençler otursanıza. Kurabiye yaptım. Annemin tarifi hem de mis gibi oldu mis. Çayları da ben doldurdum. Hepiniz toplanmışsınız. Evet toplandık. Ne iyi etmişiz değil mi? Niye? Ne bileyim sohbet ederiz. Eğleniriz. Sessiz sinema falan oynarız dedik. Bak sen, nereden geldi bu fikir aklına? Çok güzelmiş. Yani siz buraya eğlenmeye geldiniz yani. Sabahki konuşmalarımızdan bunu mu anladın Ali? Sadece bir fikirdi senin. Tamam. Eğlenelim o zaman. İki kelime. Birinciyi anlatıyorsun. Bağlamak. Sürüklenmek. Mahkum. Esir. Dudaklarını oynatma. Ya dudaklarını falan oynatmıyor. Görüyorum abi, yalan mı söyleyeceğim? Esirle ilgili bir şey. Esaret. Esaretin bedeli. Kız aferin. Minik bari. Affetmek. Affedilmeye. Boğmak. Öldürmek. Patronunu nasıl öldürürsün?